çok şişli kesilenin bir yere gelmesiyle kurduğumuz bir platform. İstanbul'da bir insan zinciriyle başladı. Yılbaşından önce yeni yıla gelirken çocukları unutmuyoruz, gazelileri, çok gazeli çocukları diye devam etti. Ankara'da bir insan zinciri yaptık. İzmir'de bir insan zinciri yaptık arkasından. Dört temelimiz var. Hemen Gazze'de ateşkes ilan edilmesi, İsrail'in bütün güçlerini geri çekmesi, bu katliamın hesabını vermesi, Türkiye'nin devletler nezdindeki ikili anlaşmaların İsrail'le sona erdirilmesi ve Netanyahu ve Gazze'deki savaş suçuna bulaşan bütün İsrail yetkililerinde yargılanması. İlk önce ben mülteciyim, Suriyeliyim. Mülteci olduğum sürece Filistin'deki yaşayanlar duyguları nasıl hissettiğini, nasıl yaşadığını çok iyi anlarım. Çok kötü bir şey. Savaş çok kötü bir şey. Ben de müzisyen olarak, sanatçı olarak yapabileceğim en çok müziğimle bununla bahsetmeyi. Bugün bir beste yaptım. Filistin'in tarihi anlatan bir beste. Ve umarım ki dokunur bir şekilde, faydası gelir bir şekilde. En az öbür insanlar, bu hayatındaki insanlar, herkes bilsin savaş ne kadar kötü olduğunu, o durumu ne kadar kötü olduğunu. Birlikte görüyoruz ve izliyoruz ki aslında çok büyük bir çoğunluk tanıklık etmek durumunda kalırken yine sokaklarda yüz binlerce, dünyanın pek çok başka şehrinde yüz binlerce insan savaşa dur, soykırıma dur ortak sesini çıkarıyorlar. Biz de burada bu müzik akşamında müzikle üzerimize düşen olarak aslında bakıp bir grup müzisyeni ve aktivisti bir araya getirdiğimiz bu etkinlikte yine müziğin ulaşabildiği kitlelerce bu sokaklarda yürüyen halkların sesine katılmış oluyoruz. Bugün tabii ki Filistin için buradayız. Ben 80'li yılların sonundan itibaren barıştan yana her türlü etkinliğe koşulsuz katılmışımdır. Bugün de bu nedenle buradayım. Filistin için yeni bir şey yok, yeni bir şey söylemek çok zor. Tamamen dehşet orada yaşadığımız şeyler. Anlatmam derdimi.